Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili yeni 9'lar 9 dokuz derse 9'a başlıyorum kampındasınız ve şu anda 8. derse gelmiş bulunmaktayız. Ee, yine güzel ve verimli bir ders olacağını tahmin ediyorum düşünüyorum. Umarım sizler için de öyle olur benim için öyle olacağını düşünüyorum. Keyifli bir ders yapacağımızı planlıyorum. Eğer hazırsanız. Başlıyoruz. Şimdi bugün size ne anlatacağım? İki kümenin farkını anlatacağım. Kesişimini anlattık. Birleşimini anlattık. E bir de bunların farkı var. Yani yani her insanın her insandan farkı olduğu gibi bunda kümelerinde bazen birbirlerinden farkı olabiliyorlar. Hemen bahsedelim neymiş tanımımız. Şimdi A ve B yine iki küme alıyoruz. Bunlardan A'ya ait olup B kümesine ait olmayan elemanların oluşturduğu kümeye ne diyormuşuz? A fark B kümesi diyoruz. Yani A'nın B'den farkı gibi düşünün. E, A'ya ait olacak. Yani şöyle düşün. Sende var, bende yok. Mesela, onun gibi düşünebilirsiniz. Ee, i̇şte o zaman A'nın B'den farkı olmuş oluyor. Nasıl gösteriyoruz? Şöyle A fark B, yani A eksi B gibi de söyleyebiliyoruz. Ya da daha genel kullanımı şöyle de olabiliyor. Böyle slash işaretini yapıyoruz. Bu iki biçimden biriyle gösterebiliyorsunuz. Şimdi iki küme ben sizin için çizdim, bunları kesiştirdim. Bu ortadaki yeri zaten önceki dersten biliyorsun. A kesişim B. Sol tarafta kalan, yani şuralarda kalan elemanlar, dikkat edersen sadece A'ya ait elemanlar. B'nin orayla işi yok. Orayı parsellememiş. Arazi A'ya ait sadece. Burası ortak nokta ve diğer tarafta da şu kırmızı ile gösterdiklerim de sadece B'ye ait. Oranın da A ile alakası yok. Hemen örnek hocam. Biz örnekle daha iyi anlıyoruz diyenler için A kümesini 1, 2, 3, 4, 5 olarak vermiş. B kümesi 2, 3, 4, 6, 7 olarak verilmiş. Buna göre A fark B'yi, B fark A'yı bulalım. Şimdi yine küme yazacağız. Yani A fark B kümesi yazacağımız için o işareti yapmak zorundayız. Yani küme açtım. Küme parantezini açtım iğrenç bir şekilde. Ee, ve kapatayım da hatta da sonra uğraşmayayım. Tamam. İğrenç bir kapama yaptık. Şimdi A ve B'de. Ee, A'da olacak B'de olmayacak. Hemen düşünüyorsun. Tek tek düşünüyorsun. Çok basit. Şimdi bir elemanı A'da var. Var mı? Var. B'de var mı? Yok. Hemen yazıyorum. Hop birimi yazdım. 3 elemanı A'da var mı? Var. B'de de var Geçmiş olsun seni alamıyoruz. 4 elemanı ikisinde de var. 5 elemanı yok ikisinde de. Dolayısıyla bunu buraya yazıyoruz. Kümeyi biraz uzun açmışız. Şurada kapatalım. Tamam. Mevzu tam olarak bu kadar. Hadi gelin B fark A'yı da yapalım. B fark A'yı da nasıl yapacağız? B fark A eşittir diyeceğiz. Küme işaretini açacağız. B'de olacak. A'da olmayacak. 2 olur. B'de var. A'da yok. 3 ikisinde de var. 4 ikisinde de var. 6 yok. B'de var. A'da yok. 7 yine aynı şekilde. Onu da aldık. Ve kümeyi kapattık. Tamam. Fark işlemi bu kadar. Bu kadar basit aslında. Tamam. Devam. Ee, basit dedim ama zor bir soru hazırladım. Onu da söyleyeyim. Şimdi A kümesi X'lerden oluşuyormuş. Bak ortak özellik yöntemiyle gösterdik. X'lerden oluşuyormuş. Öyle ki o biçim ki yani. X bir rakammış. O zaman ben A kümesini yazabilirim. Neydi rakamlarım benim? Aç hemen telefonunu bak. Neler var? 0 var değil mi? Sonra ne var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. Kümeyi kapat. B kümesi ise, B kümesi ise x'lerden oluşuyor. Yani buradaki x'i genel olarak düşünün yani. x'lerden oluşuyor. Öyle ki x'ler asal sayı. Yani asal sayılardan oluşacak. O zaman hemen başlatalım mı kümemize? Sanki böyle e, sınırlı bir küme gibi geliyor ama 2 asal, 3 asal, 5 asal, 7 asal, 8, 9, 10, 11 asal bu böyle de gıdık gıdık gidecek. Şimdi bu tabi sonsuza kadar gider biliyorsun asal sayılar sonsuza kadar giderler çünkü ucu bucağı yoktur, belli bir düzeni de yoktur böyle gıcık asal. Şimdi diyor ki A'nın B'den farkını bana bul diyor. Ben önce bu kümeyi yazmak istiyorum yani A kümesinde olacak B kümesinde olmayacak, tamam? Şimdi bakıyorum. B kümesi neydi? B kümesi asaldı. A'da olacak, B'de olmasın diyorsa asalları istemiyor demektir. Yani bak, B'de olmasın diye atıyorum sıfıra bakıyorum şimdi, sıfırdan başlıyorum. Sıfır A'da var mı? Var. B'de var mı? Yok. O zaman sıfır buraya alırım. Biri alırım. Ama ikiyi alamam. İki ikisinde de var. Üçü alırım. E, alamam. Nereye alıyorsun? Ya bir müdahale edin ya. Hocam ne yapıyorsun sen? Bir dakika ya falan deyin. 3 olur mu? 3 ikisinde de var. 4 alırım. Sadece A'da var. A'nın farkı. 5 alamam. İkisinde de var. 6'yı alırım. 7'yi alamam. İkisinde de var. 8'i alırım. 9'u alırım. Başka da zaten yok. A'nın mevzusu bu kadar. Tamam yani daha başka yok. Zaten A da sonsuza gitseydi o zaman öyle bir küme yazamazdık tamam. Şimdi bana bunu sormuyor. Bana bunun farkının kaç elemanlı olduğunu soruyor. Yani bu kümenin kaç elemanlı olduğunu soruyor. Dolayısıyla şu kümeyi de kırmızı kapatalım da. Ee, kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Dolayısıyla A fark B 6 elemanlı diyebiliyoruz tamam Gördüğün gibi aslında zor bir soru. Ha. Yani x'in e, rakamlardan oluşan kümeyi düşüneceksin. Asal sayılardan oluşan kümeyi düşünüp a'nın b'den farkını bulacaksın. Bence orijinal. Güzel bir soru değil mi? Partikül soru. O zaman yeni bir soru. Hadi bakalım. A ve B iki küme olmak üzere. A fark B, A kesişim B, A birleşim B kümelerinin alt küme sayılarını vermişiz. A birleşim B'nin eleman sayısı soruluyor. Şimdi ee, Tabi böyle olunca hemen ne yapıyorsunuz alt kümenin ne olduğunu bir hatırlıyorsunuz alt küme sayısı nasıl bulunuyordu 2 üzeri x şeklinde bulunuyordu yani ee, eleman sayısını 2'nin üstüne yazıyorduk e şimdi bu arkadaş mesela 16 hani a fark b mesela 16 elemanlıysa ben buradan x'i ne bulurum 4 bulurum. O zaman hemen 2 tane kümemi şöyle yapıyorum. A kümesi ve B kümesi ve diyorum ki e, A fark B 4 elemanlıymış. Yani şurası 4 elemanlı. Tamam. Devam ediyorum. A kesişim B ne olarak verilmiş? 128 olarak verilmiş. Yani 200 X eşittir. 128 ise buradan X nedir? 7'dir. Yani kesişim yeri de 7 elemanlıymış şurada birleşim yazılmış yanlış bu fark olacak tamam bu birleşimle çözülmez zaten bunu birleşim olarak vermiş olsaydık bu e, direkt cevabı çıkıyordu o yüzden onu fark olarak sizde düzeltin pdf'lerde e, hemen devam ediyorum o zaman 2 üzeri x eşittir bu sefer 32'lik olan yeri yapıyorum 32 ise buradan da x nedir 5'tir a fark değil tabi bu da b farkı a olacak Editçiyle bir görüşelim biz bakalım video çıkışında. <laughs> B fark A da 5 olacak. Şurası da 5 ise artık bütün kümedeki yerleri doldurdum demektir. Yani A fark B'yi 4 buldum artı kesişimi 7 buldum artı B fark A'yı da 5 buldum. Bunların hepsini toplarsam kaç yapıyor? 9, 10, 6 değil mi? Yanlış olmasın. Sonra topa tutuyorsunuz. Hoca da yanlış topladı. Biz ne yapalım hoca bile yapamıyor vesaire. E, gaza geliniyor. Bir topluluk, bir akım. <laughs> Neyse. Düzelttik. Tamam. Ee, dolayısıyla mevzu bu kadar. Sadece şunu yanlış vermişiz. Bunu hemen b fark a olarak düzeltin gerisinde zaten sıkıntı yok. Diyor. Yeni soruya geçiyorum. Şimdi bu kazık bir soru, kazık soruyla da dersi bitireceğim. Çünkü kazık soruyu so çözdükten sonra zaten başka bir şey dinleyesiniz gelmeyecek. <laughs> dolayısıyla hadi başlayalım. Şimdi A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin alt küme sayısının 32 katıdır. Bak, eleman sayıları değil. Alt küme sayıları birbirinin 32 katıymış. A fark B ile B fark A'nın toplamı 13'müş. Buna göre A fark B kaç diyor? Hadi buyur. Nasıl yapacağız? Neyi düşüneceğiz? Olay şu yeşil yazıda kopacak. Orada biz mevzuyu çözeceğiz. A kümesinin alt küme sayısı B'nin alt kümesinin 32 katı ne demek? Şimdi hemen şunu düşüneceksin. Ya ben bir kümenin alt küme sayısını nasıl bulurum? Mesela kümenin eleman sayısı n olsun. Hatta yazalım. S, A diyelim. N tane eleman var. B kümesinin de M tane elemanı olsun. Ben bu A'nın alt kümesini nasıl bulurum? Nasıl buluyordum ya? Formülü 2 üzeri N ile buluyordum. Diğerinin alt kümesi de 2 üzeri M şeklinde. Şimdi diyor ki A'nın alt küme sayısı eşittir. B'nin alt küme sayısı şunun. 32 katı. O zaman çarpı 32 diyorum. He. Şimdi tabii burada hemen uyanık olacaksın, cingöz olacaksın. 32'yi gördün mü? Diğerleri 2 tabanında. O zaman bu 32'yi hemen sileceksin. Onun yerine 2 üzeri 5 yazacaksın. Yani o 32'yi verilen sayıyı 2 tabanına çekmeye çalışacaksın. Neden hocam? E çünkü hepsini alayını 2 tabanına alırsan işlem yapması kolay olur. Nasıl kolay olur biliyor musun? 2 üzeri en eşittir dersin. 2 üzeri çarpmada tabanlar aynıysa üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Dolayısıyla m artı 5 dersin. Ve ben buradan çok önemli bir bilgi elde ederim. O da nedir? Şudur tabanları aynıysa üstler de aynı olmalı. Dolayısıyla ne eşittir? M artı 5 elde ederim. Yani şunu elde edelim. A kümesi B kümesinden 5 eleman fazlaymış. Bitti soru. Bundan sonra A fark B ile B farkı toplamı 13. Deneyeceğim artık. Çünkü birbirlerinden 5 eleman birbirinden 5 eleman daha fazlaymış tamam mı? Bu arada ayrık küme olabilirler. Kesişimleri de olabilir fark etmez. Netice olarak totalde 5 eleman bir 5 elemanlık bir fazlalık var tamam. Şimdi toplamları 13 ise ve neyi buldum ben artık? Aralarındaki farkın da 5 olduğunu buldum. Dolayısıyla aralarındaki fark 5 olacak şekilde toplamı 13 olan 2 sayı bulabilirim. Nedir? Bir tanesi 9'dur. A fark B'ye şuraya 9 derim. Artı diğerine de 4 kalır. Toplamı 13 yapacak ya. Yani. Aralarındaki fark da 5'tir. Dolayısıyla soruyu bitirdim. A fark B nedir? 9'dur. B Bursa şıkkına basar. Geçelim. Şimdi yani bu iki kümenin kesişme olsaydı bir şey değişir miydi? Hayır değişmezdi. Neden? Çünkü bak şimdi A kümesi B kümesi şöyle yazdın. A fark B şurası değil mi? B fark A da şurası. E buraya mesela işte ne demiştik? Pardon buraya M artı 5 diyorsun. Buraya da M diyorsun. Yani kesişim eklendiğinde sonuçta bu kesişim kümesindeki her bir eleman hem A'ya ait hem de B'ye ait. Dolayısıyla aradaki farkın 5 oluşunu değiştirmeyecek bu. Tamam. Yani to totaldeki sayıyı arttırabilir. Hani A'nın eleman sayısı 100'dür diye 95 gibi mesela olabilir. Ama bunların 80 tanesi mesela kesişim kümesine girdikten sonra A fark B ile B fark A etkilenmez. Benim sonucumda bir engel teşkil etmeyecek yani. Tamam? Dolayısıyla oradan kafanızı karıştırmamaya çalışın. Karıştırmayın yani. Bu derste bu kadar. Sondan bir önceki dersimizi de noktaladık ve son dersimize finale e, geçeceğiz artık. Bundan sonra umarım faydalı verimli ders yapabilmişizdir. Dediğim gibi bundan sonra 9. derste beraber 9'a başlıyoruz artık tamam mı? 9. sınıfa başlayacağız. Bunlar bir böyle ön ısınma ısındırma yani sizi 9. sınıfa, lise 1'e e, adapte edebilmek için yaptığımız bir kamptı. Umarım faydalı olur. Daha bir ders var gerçi. Ondan sonra da dediğim gibi yardırıp gideceğiz son sınıfa kadar inşallah. Tamam? Bir sonraki ders, bir sonraki video. Görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.